Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Isınan havaların artması ile birlikte aynı zamanda havuz ve deniz sezonu da açılmıştır. Güneş ışınlarının faydası pek çoktur, lakin çok yüksek ısıya ve uzun süre maruz kalındığında da zarara dönüşmektedir. Güneş ışınlarına çok fazla maruz kalma ile deri 2 ila 4 kat arası fazla kalınlaşma gösterir. Kalınlaşan deri daha hızlı karışır ve aslında derinin kalınlaşması bir nebze de insanın cildinin yaşlanmasıdır. Güneş ışığına fazla maruz kalma ile birlikte aynı zamanda deride lekelenmeler ve damarlanmalar da görülebilir. Tüm bu etkiler deride erken yaşlanmaya sebebiyet verir. Güneş ışınları melanin pigmenti birikimine yol açarak çil oluşumuna da sebep verebilir. Cilt üzerindeki ben oluşumları da gözlemlenmeli, şüpheli durumlarda doktora başvurulmalıdır. Bu nedenle yaz aylarında gündüz 11 ile 16 arasında direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaya özen gösterilmelidir. Bunun haricinde sıcak havalarda güneşe maruz kaldığımızda cildimizi koruyucu kremlerle korumalıyız. Aynı zamanda eğer dışarıdan koruyucu kremi alamıyorsak bunu doğal yağlarla da sağlayabiliriz. Bu yağları sıralayacak olursak bunların en başında havuç yağı gelmektedir. Havuç yağı cildinizi ultraviyole ışınlardan koruduğu gibi aynı zamanda yumuşak bir yapı ve canlılık kazandırır. Tahrişi önler, cildi yeniler ve yaşlanma etkisini en aza düşürür. Ancak güneş altında havuç yağı kullanacaksanız şunu unutmamalısınız ki güneş yağı vücudu çok hızlı bronzlaştırır, çok hızlı koyu kahverengi bir renge dönüştürür. Şunu söylemeliyim ki içerisindeki A ve E vitamini tam bir gençlik iksiridir. İkinci cildi koruyan yağımız ise zeytinyağı. Cildi zararlı güneş ışınlarının tamamından korumakta, cildi besleyerek yumuşatmakta ve cildin erken yaşlanmasını önlemektedir. Güneşin oluşturduğu tahribatları da hızlı bir şekilde iyileştirmektedir. Cilt için hem yenildiğinde hem de haricen kullanıldığında gençlik iksiri olarak bilinir. Üçüncü cildi koruyan en iyi yağlardan bir tanesi de Hindistan cevizi yağıdır. Ultraviyole ışınlara karşı cildi korur, tahrişi azaltır, cildi pürüzsüz ve sıkı hissettirir. Hindistan cevizi yağını güneşten koruma haricinde aynı zamanda cilt ve saç bakımı için de kullanabilirsiniz. Dördüncü cildi koruyan yağ da buğday yağıdır. Daha hafif ve kokusuz olan buğday yağı 20 faktörlü bir etkiye sahiptir. Cildi güneşten korumasının yanı sıra cilt hastalıklarına da iyi geldiği söylenir. Beşinci önemli koruyucu yağımız ise badem yağıdır. Badem yağı güneşin cilt üzerindeki yıpratıcı etkilerini minimuma indirir. Deri hücrelerini yenileyerek cildi canlandıran ve yaşlanma belirtilerini azaltan güneş kaynaklı yanıklarla cilt hastalıklarına da iyi gelir. Genellikle cilt kanseri gibi kanser türlerine karşı da koruyucu olduğu söylenir. Altıncı olarak da en yüksek koruma faktörlü olan ahududu yağıdır. Yaklaşık 50 faktörlü bir koruma sağlar. Oldukça dayanıklı bir yağdır, E vitamini bakımından zengin ve cilt yenileyici özelliğe sahiptir. Hafif yağları tercih edenler için ahududu yağı çok fazla uygun değildir. Çünkü kıvamı ve kokusu itibariyle biraz güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Avokado ve jojoba yağı da güneş koruma için etkilidir. Sevgili izleyiciler, ülkemiz meyve, sebze, endemik bitkiler, şifalı bitkiler bakımından çok zengin olduğundan çok fazla ithalat mallarına özenerek başka ülkelerde yetiştirilen ya da yetişen ürünleri burada kullanma taraftarı değilim. O nedenle jojoba yağı ve avokado yağı üzerinde çok fazla durmayacağım. Son olarak bu yağlar ile ilgili belirtmek istediğim ufak detaylar var. Herkesin bünyesi farklı olduğundan alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz. O yüzden bileğinizin içine çok hafif bir uygulama yaparak
Bu yağın size alerji yapıp yapmadığını test edebilirsiniz. Eğer alerjiniz varsa kullanmayınız. Başka bir husus da narenciye yağları. Narenciye yağları güneş altında cilde tahribat verebileceği, zararlı olabileceği konusunda birçok duyumlar var ve söylentiler mevcut. Bu nedenle narenciye yağlarını, yani portakal, mandalina, limon yağları gibi yağları güneş altında kullanmamaya özen gösteriniz. Benim fikrimi soracak olursanız, ben esmer olduğum için havuç yağını hiç sevmem. Çünkü çok fazla esmer yapar beni. Bana burada en uygun yağlardan bir tanesi ahududu yağı, buğday yağı ve Hindistan cevizi yağı. Zeytinyağını ise denizden eve geldikten sonra tahrip olan cildimi onarmak amacıyla kullanıyorum. Sizler de bünyenize ve cildinizin durumuna göre kendi yağınızı seçersiniz. Denizde, havuzlarda ve göllerde, akan sularda da yüzenler var. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler.